Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Lavalon saldırıları gerçekleştireceğiz Yıldırım büyüsüyle birlikte. Arkadaşlar geçen sene Cadılar Bayramı'nda da yine bu asker gelmişti. Oyun bozulmuştu. Şimdi yine bozuldu ve bu orduyu kullanmak gerçekten keyifli diyebiliriz ama yani herkes 3 atıyor çılgınlarca. Artık bakalım ne olacak. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer ki geçen sezon Cadılar Bayramı'nda bu birliği kullanmadıysanız şimdi taktiğini paylaşacağım. Geçen sene de aynı taktiği kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi hayvanlarda bazı bilgilendirmeler yapalım. Koruyucunuza baykuş takın arkadaşlar. Koruyucunuzdaki baykuşla birlikte kraliçede tek boynuzlu at, barbar kralda anka kuşu, kraliyette de tilkiyle devam edebilirsiniz. 3 tane kelle avcısı aldım. Yıldırım ve öfke aldım. Ekipmanları paylaşalım. Barbar kralda dikenli top ve deprem çizmesi, kraliçede şifacı kuklası ve dev ok, koruyucumuzda sonsuz büyük kitapla birlikte öfke taşı, kraliyet şampiyonumuzda da ben mızrakla birlikte kalkan kullanıyorum. Eğer maksimum değilse binici kuklası ile birlikte hız şişi değerlendirebilirsiniz. Her şeyimiz hazır. Bu arada açıklamaya 150 tane bedava madalya linki bıraktım. Oradan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Efsane Ligi'ndeki saldırımıza geçiyoruz. Evet, şimdi nasıl bir saldırı izleyeceğiz? Arkadaşlar hangi etaptan saldıracaksanız saldıracağınız taraftaki hava savunmalarını Yıldırım depremle temizlemeniz gerekiyor. Mesela şimdi ilk olarak kraliçenin dev oku için bir püskürtücü bakıyorum. Püskürtücüyü üst taraftakini yakaladım. Üst taraftakini almak istiyorum. İkisini paralelden belki alamayabilirim. Kartal topunun oradan gireceğim. Buradaki ve sol taraftaki hava savunmalarını temizleyeceğim arkadaşlar. Bakınız şimdi kraliçenin dev okunu şuradan gönderip basalım. Anam alamadık lan. Neyse, görünmezliği aktif etmiş olduk. Şimdi yıldırımlarımızı alalım. Şuraya 3 tane yıldırım bıraktım. Hava savunmasını indirdim. Şuraya 3 tane yıldırım bıraktım. Hava savunmasını indirdim. Şuraya da keza 3 tane yıldırımı bıraktım. Şimdi arkadaşlar ordumu şu etaptan gönderiyorum. Koruyucu zeplin, kelle avcılarını bıraktım. Ve bu alanda koruyucu özelliğini bastıktan sonra şöyle bir öfke büyüsü atıyorum. Kraliçenin maalesef oradaki dev okunu tutturamadığımız için püskürtücüyü bir tane dondurmamız gerekiyor. Lavalonlar arka taraftaki hava savunmasına doğru giderken merkezde bir öfke dağıtıyorum ve balonlarla birlikte gördüğünüz etaptan hem belediye binasını alıp hem de diğer savunmaların temizliğini gerçekleştirdim. Elimde kraliyet şampiyonum var. Lavalonlar ilerliyor. En sıkıntılı, en ulaşması zor noktadan şöyle kraliyetimi atıp direkt özelliğini basıyorum arkadaşlar. Klan kalesinde muhtemelen buz golem var. Çıkmadılar. Kraliyetle birlikte aslında çıkartmak istemedim ama sıkıntı yok. Şimdi buradan bir savunmalarımızı temizleyelim. Kör noktalara okçularımızı atacağız. Şöyle okçularımızı atalım. Barbar kralımızı da buradaki savunmalara yönelik gönderelim. Buraya attıktan sonra arkadaşlar direkt kralın zaten özelliğini basıp savunmaları da temizledikten sonra köyde bir şey kalmıyor. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız alıyorsunuz. Yani kraliçenin dev oku tutmama ihtimaline karşılık elimizdeki dondurmayı o noktada değerlendirerek hemen savaşımızı toparlıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken işlemler bu kadar basit. Birinci saldırımızdan gayet başarılı bir şekilde ayrıldık. Şimdi de ikinci saldırımıza yavaş yavaş geçebiliriz. Evet, şimdi köyümüzü bir analiz edelim arkadaşlar. Püskürtücüler nerede? Güzel. Şu çapraz taraftan iksir toplayıcının oradan ikisini de alırız diye düşünüyorum. Birazcık kafamda soru işaretleri olsa da o taraftan alırız gibi. Hava savunması olarak yakın taraftaki hava savunmalarını temizleyelim. Ondan sonra arkadan bir tane bırakırız arkadaşlar. Tamam, bu şekilde en tersten saldırıya başlarız. O zaman şu kraliçenin dev okunu bir tutturmamız gerekiyor. Şöyle atsak galiba tutar. Aynen, ikisini birden aldık. Şimdi yıldırım depremlerimizi, deprem yok tabii, yıldırımlarımız ağzım alışmış. Şu yakındakileri aldım. Şuradakini de alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan göndermeye başladım. Koruyucumu bıraktım. Zeplinimi gönderdim. Ordum ilerleyişini sağlarken şöyle merkeze bir öfke atıp koruyucu özelliğini an itibariyle basıyorum. Zeplin de merkeze geliyor. Şöyle bir öfke atarsam hem zeplin alır hem de lavalonlar alır arkadaşlar. Kraliçemiz öldü. Problem değil. Şimdi üst taraftan barbar kralımı bırakıyorum. Evet, bu noktadan belediye binası da rahatlıkla alındıktan sonra ordum dış tarafa doğru ilerliyor. İç kısımdan aşağıya kayanlar da var. Barbar kral birazcık ilerleyişini sürdürsün. Bekliyorum abi. Barbar kralın çünkü özelliği var. Bir tane lavalonumuz kalmış. Onu da şu etaptan değerlendirelim. Bir tane dondurmamız var. Arkadaşlar şimdi barbar kralın şurada özelliğini basalım. Bu etabı temizledikten sonra şuradan kraliyetin direkt kalkanını fırlatıyorum. Alt tarafı temizleyip direkt monolite yönlendirdim. Buradan bir monolit temizliği yaptım. Şu merkezdeki çoklu okçu kulesini dondurduğumuz halde savaş 3 yıldıza ulaşıyor. Kelle avcılarını temizlik askeri olarak değerlendiriyorum. Kraliyetten ötürü klan kalesindeki buz golemler çıkmış durumda arkadaşlar. Ve savaş bu şekilde tamamlanıyor. Yine bir 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Kraliyet, Anka kuşu, Lavalon ve köpecikleri buradan bize 3 yıldızı aldıracaktır. Arka tarafta ordu kampı, kara eksir sondası kalmış. Merkezde bir klan kalesi var. Evet, buz golemleri temizledikten sonra sırada bu binaların temizliğine geliyor arkadaşlar. Yani burada ordu ile birlikte kelle avcılarını atmayı unuttum açıkçası. Kelle avcılarını atıp direkt koruyucu özelliğinin içerisine alırsak rakip kahramanlar çok temiz ölüyorlar. Ama zaten Lavalon'un köpecikleri de zaten kahramanları temizlemeye yeterli oluyor. Ben yine de kelle avcısı aldım. İsterseniz onu temizlik askeriyle de değiştirebilirsiniz. Tercih sizlerin arkadaşlar. Devam edelim. Yeni düzenimiz ekranlardadır. Hemen elimize alalım yıldırımları. Bir bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Belediye binası monolit kısmı bu şekilde. Alt taraftan bir kraliçe atıp püskürtücüleri temizlememiz lazım. Hatta bir tanesini mi alsam ya? Şuradan atarsam ikisini de alırım ama alamayabilirim. Onu geçtim. Savunmalar sıkıntı yaratabilir. Yine de şu alttan alırsak tamam ya. Çoklu okçu bayağı gerideymiş arkadaşlar. Şöyle atıp boom. Aldım ikisini de. Çok güzel oldu. Elimde bir kelle avcı olsun. Rakip kraliçe burada geldiğinde hemen bir kelle atalım. Buradan bir kurtulalım. Şunu zeplin yapalım abi. Şimdi şurayı hızlıca yıldırımladım. Şurayı keza yıldırımladım. Ve daha sonrasında şurayı da yıldırımladım. Savaşımı şu etaptan başlatıyorum dostlar. Koruyucu ve zeplin geliyor. Evet, alt tarafta kraliçemiz yapmamız gerekeni yaptı. Kelle avcılarını da gönderdim. Merkez etapta şöyle bir öfke atıp hemen koruyucu özelliğini basıyorum arkadaşlar. Birazcık kelle avcılarını atmakta geç kalsam da sonradan toparladım. Rakip kahramanları da temizliyoruz. Evet, gördüğünüz etapta zeplinimiz bir yakalandı ama problem değil. Şöyle bir öfke atıp burayı da toparlıyoruz. Barbar kralımızı yan etaptan gönderdim. Belediyede indiği için kafamız o kadar rahat ki net bir 3 yıldız, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Şuradaki monoliti gözüm inceliyor. Monolit inmezse kraliyeti atacağım. Barbar kral zaten üst taraftan her türlü orayı yıkacaktır. Hazır basmadım, bekliyorum. Evet, şuradan biz kraliyeti gönderip direkt özelliğini basalım. İnşa kulübesi de inşa etmesin. Barbar kralın özelliği geliyor. Okçularımız, alttan da okçumuz gelsin. Bitti gitti abi, bu kadar. Yani gerçekten çok kolay. 3-4 tane hamlemiz var. Dev ok tutmasa dahi her türlü 3 yıldız geliyor ama tabii 2 tane püskürtücünün baktığı yerden o zaman saldırmayın abi. Kraliyette roket mızrak varsa çok rahatsınız. Barbar kralda keza dikenli top varsa yani baya rahatsınız. Hızlı bir şekilde fullleyip geçiyorsunuz arkadaşlar. İşlem bundan ibarettir. Devam edelim. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen kraliçemizi elimize alalım. Köyümüzü analiz etmeye başlayalım. Püskürtücüler çapraz bir şekilde karşımızda. Bundan dolayı hiç ikisini de almak için uğraşmayacağım, riske etmeyeceğim. Bir tanesini alsam benim için yeterli. Şu yan taraftaki atölyenin oradan kraliçenin dev okunu kullanırsak alt tarafa bakanı temizleriz. Şuradan şöyle bir başlangıç yapıyorum dostlar. Bir tane püskürtücüyü aldık. Gayet güzel. Hemen elimize alalım yıldırımlarımızı. Zaten köşedeki hava savunmasını da temizledik farkındaysanız Devok'la birlikte. Yan taraftan kraliçeyle de aldık. Yani 3 tane yıldırımımız elimizde kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi saldırımızı şöyle alt taraftan başlatıyorum. Direkt savunmalara gidecek. Bu sefer saldırımız çok daha kolay olacaktır. Şu alanda bir öfke büyüsü kullanıp koruyucu özelliğini bastıktan sonra belediye etabında tekrardan bir öfke kullanıyorum. Daha sonrasında barbar kralımı göndereceğim. Barbar kralımı da şu üst etaptan gönderip hemen yıldırım, deprem ve dikenli topumu kullandım pardon. Şurada arkadaşlar yıldırımları değerlendirip bir de kraliyetimi atıp özelliğini bastıktan sonra şurayı tekrardan yıldırımladım ve köyden 3 yıldıza koşa koşa gidiyorum. Yan taraftan 2 kelle bıraktım. Kraliyetin kalkanıyla birlikte ağır savunmaların temizliğini gerçekleştiriyorum. Köyde hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şu tekli cehennem kulesini buradan dondurduk mu yine 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Yani kraliçenin dev okuyla püskürtücüyü alırken arka taraftan bir tane de hava savunması aldık. Şifacı kuklalarını çıkarttık. Kraliçe yan taraftan yürürken bir hava savunması da aldık. Böyle olunca köyde hava savunması kalmadı arkadaşlar. Direkt savunmalara yönlendirdik. Elimizdeki yıldırımlar da artmış kaldı. Yani bu şekilde çok daha rahat bir 3 yıldız almış olduk arkadaşlar. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.